Evet değerli grup başkan vekilimiz Sayın Engin Altay, değerli genel başkan yardımcımız Sayın Onursal adı Güzel. Çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcileri, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, değerli çalışma arkadaşlarımız başta İSKİ Genel Müdürü ve değerli ekibi olmak üzere ve tabii ki burada bize eşlik eden kıymetli dostlar, hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler sizleri 150 günde 150 proje bir nevi aslında bir kampanya gibi bir açılışlar sürecinde ağırlamaktan büyük bir keyif duyuyorum. Gerçekten her birisi İstanbul'un lehine akılcı, mutlak bilimsel tabanda süreci tamamlanmış toparlanmış bir süreçle e, hayata geçirdiğimiz projeleri sunuyoruz. Gerçekten her birisi kıymetli projeler. E, şunu ifade etmek isterim, proje dediğimizde az önce dediğim gibi yol haritasında güzergahında mutlak bilimsel teknik dayanağı sağlam olan ve süreci iyi analiz edilmiş maliyetleri ve finansmanından projenin ihalesine ve sürecin sonraki takibi, denetimi ve sona erdirilişiyle beraber bir bütüncül biçimde bir şehrin sorununu uzun vadeli çözen anlayışla yapılmış bir iş olarak tarifliyoruz. Gerçekten vatandaşlarımızın taleplerini, görüşlerini alarak hareket ediyoruz bu süreçlerin başlangıcında sosyal faydayı maksimum gözeten ve doğru yatırım anlamında da hareket eden bir anlayışla yol yürüyoruz. Günü kurtarma odaklı değil ve hani içerisinde şu kaygı yok. Yani seçime endeksli bir hareket yapalım ya da seçime endeksli bir biçimde insanların tabiri caizse gözünü boyayalım anlayışı da yok. Artı devamlılık kaidesi içerisinde görev kime nasip olursa olsun başlangıcından bitimine yani bir sonraki bayrak devredeceğimiz ana kadar süreci mutlak şeffaf bir biçimde yöneterek muamma bilinmez hiçbir tarafı olmayan anlayışla yürüttüğümüz sürece aslında bir proje kavramıyla bakıyoruz. Dolayısıyla bugün yaptığımız açılış tam da böyle bir hizmetin tarifi. Az önce genel müdürümüz sizlerle detaylarını paylaştı. Ben buradan bir hususu hatırlatmak istiyorum. Hem Genel Başkan Yardımcımız hem de değerli Grup Başkan Vekilimiz buradayken içme suyundan da bahsediyorken 2016 yılında Sayın Grup Başkan Vekilimiz, bu gerçekten meclisin önemli bir hususu olmalıdır. E, 2016 yılında tamamlanacağı günü ve saati anons ederek başlatılan melen süreci bırakın gününü ve saatini, üstünden şu an 6 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Ve ne acı ki biz melen barajına eğer gidip oradaki vahim süreci göz önüne sermeseydik anladık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi dahi yoktu. Çünkü daha sonrasında alelacele bir süreç tarifiyle Şubat 2020'de tekrar ihalesi yapıldı. Ve o zaman yanlış hatırlamıyorsam 600 milyon lira ek bir bütçeyle tamiratı, çatlakların giderilmesiyle ilgili bir süreç tariflendi. Ama biz o zaman dahi aldığımız bir takım teknik briflerde hazırlanan projenin yetersiz ve sorunu çözümleyemeyeceği konusunda ciddi uyarılar aldık. Hatta biz bu uyarıları devlet su işleri hatta o dönemin bakanına, Tarım-Orman Bakanı'na eee ilgili kişilere, kurumlara ilettik. Sadece ben değil, o dönem görev yapan genel müdür arkadaşımız defalarca il, yine genel müdür yardımcısı arkadaşlarıyla beraber gidip gelmelerine rağmen bu uyarılar dikkate alınmadı. Ve ihale yapıldı. İhale yapıldıktan bugüne yaklaşık bir, bir buçuk ay önce ne yazık ki genel müdürümüz beni uyardı. Dedi ki Sayın başkanım ne yazık ki süreci müteahhit feshetti. Görünüyor ki iki sene sürecinde genelge gereği yüzde on beşi aşamayan müteahhitlerin fesih yetkisi verildi biliyorsunuz tek taraflı. Görülüyor ki iki senede yüzde on beş bile aşılamamış. Çünkü daha önce aldığımız duyumlarda ne yazık ki ne yapılacağını tam bilemeyen projenin yetersiz olduğu, hatta bu konuda müteahhidin de birkaç kez kurumu uyardığı, yani o dönemdeki e, işe alan duyumları tarafımıza iletildi. Baktığınızda nasıl hesaplanır bilmiyorum ama şu anda şu anda belki de 10 milyara yakın bir para harcanmış art ortada sadece işe yaramayan bir beton gövde var. Ve ne yazık ki biz şu anda o havzanın atık sularını toplayan ve denize deşarjı öncesinde de arıtma sürecini bitiren bir proje dönemini de yürüten bir kurumuz bu arada. Yani biz üzerimize düşen vazifeleri gecikmiş bir dönemden sonra almış ve yürüten de bir e, ekibiz. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? Tarif şuydu Sayın Grup Başkan Vekilimiz. 2016'da şu gün şu saatte bitecek diye tariflenen projeyi 2019 seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da bu şehrin 2071'e kadar su sorununu çözdük demişti. Ve 2071'e kadar su sorununu çözdük denilen Melen barajı şu anda bir muamma. Bu projecilik anlayışının İstanbul'a aşkım denen kavramın aslında ne denli sınıfta kaldığının acı bir sonucudur. Bunun hangi usulle bilemiyorum ama en üst seviyede biz zaten sorguluyoruz hatta bununla ilgili arkadaşlarım hukuki bir süreci hazırlıyorlar şu anda. Çünkü sonrasında mukavele gereği buradaki tesis Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Biz onun İstanbul halkı olarak parasını ödeyeceğiz devletimize. O bakımdan bunun sorgulanması, o seviyede, meclis seviyende seviyesinde tartışılmasının ve sonuca bağlanmasının önemli bir husus olduğunun altını çizmek isterim. Bunun aslında baktığınızda, geçmişini de dinlediğimde neredeyse belki 10 yılı aşkın süre önce başlanırken uzmanlar dinlenmemiş. Ortada yazılar, belgeler var. O dönem bu işi yapan müteahhit bu yanlış bir metot tercihidir diye yazısı olmasına rağmen devam et kardeşim denmiş. Ve dolayısıyla müteahhit bitirdiği işten dolayı suçlanamıyor bile. Çünkü uyarmış. Uyarmış. Yani o çatlaklar vesaire bir imalat hatası da değil. Yani uyarmış müteahhit. Bu kadar acı. Bu gözü körlüğün her şeyi ben bilirim anlayışının bir sonucudur. Bakınız İSKİ sürecinde burada yol yürüdüğüm arkadaşlarım şahidimdir. Şu anda genel müdürden başlayarak sonda oturan Seval Hoca'ya kadar ekibin bir bölümü burada. Burada geçmiş deneyimleri olan arkadaşlarım var. Kuruma çok derin hizmetleri olmuş arkadaşlarım var. Bizden önceki dönem Genel müdürlüğü yardımcılığı yapmış arkadaşım var. Yanımızda. Daha önceki dönem çalışmış ama başka bir pozisyonda tutulmuş. Ya da çok öncesi dönemde hizmet etmiş ama uzun süre ayrılmış. Geçmiş dönemde bizim genel müdürlüğümüzü yaptı, hizmet etti. Süreci bitti, emekli oldu. Şimdi başka bir arkadaşımıza geçti. Bu aslında yönetirken ruh halimizi, insana bakışımızı, deneyime verdiğimiz önemi, akla, bilime, marifete, liyakata verdiğimiz e, değerin karşılığını tarifler. Yani hangi makam olursa olsun göreve gelsin benim dediğimi yapsın. Ben ne diyorsam onun altına imza atsın. Anlayışı değil, tam aksine ben Oradaki arkadaşlarımdan ben şimdi onlarca yıllık 70-80 yıllık bir kurumun deneyimiyle yarışacak bir bilgiye sahip olmam mümkün mü? Oraya yıllarını aktarmış insanların deneyimlerini dinleriz. En doğru kararı birlikte veririz. Siyasi bir sürece dair kent yaşamına dönük bir adım var ise evet orada irademizi ortaya koyarız. Nerede olduğu gibi örneğin İstanbul'un içme suyu kaynaklarını da tehlikeye ve tehdit altına alacak olan 136 milyon metrekarelik alanı heba edip 2 milyon nüfusa yol açacak olan Kanal İstanbul'a karşı çıkmak gibi. Bu başka bir boyuttur. Ama diğer teknik hususlarda var olan arkadaşlarımızın deneyimine hürmet ederiz, saygı duyarız. Oradan çıkan ortak akılda elimizdeki bütçeyle, finansmanla yol alarak yürütürüz. Bu kavramın ülke iradesinde ve idaresinde çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. İşte buna uymadığınız zaman önünüzde çıkacak manzaranın adı fiyaskodur. Aynen Melen Barajı'nda yaşanan fiyasko gibi. Dolayısıyla gerçekten ranta odaklandığınızda Başka kavramlarla süreci yönetme e, anlayışına sahip olduğunuzda şehrinize öyle kalıcı zararlar verirsiniz ki gerçekten kalkıp yıllar sonra biz bu şehre ihanet ettik demek zorunda kalırsınız. O bakımdan israftan uzak, ranttan uzak, fırsatçılardan uzak tutulan bir büyükşehir belediye bütçesi bereketleniyor o bereketin karşılığı biz bu yatırımları yapıyoruz onu söyleyeyim bütün engellemelere rağmen İstanbul'da yatırım üstüne yatırım yapıyoruz ve planladığımız zamanlarda süreci yönetiyoruz işte Ömerli Dudullu kolektörü de İstanbul'un içme suyuna ne kadar büyük bir katkı sunacağını genel müdürümüz izah etti o bakımdan biz bu süreci bu şekilde yönetmekten ötürü gururlanıyoruz, daha iyisini yapmakla yükümlüyüz. İSKİ'nin yaşadığı finansal ve meclis iradesinin muhalefette olduğu bir süreçte bunun kötüye kullanılarak nasıl bir bütçe engellemesiyle karşı karşıya olduğumuzun da altını çizmek isterim. Zira bütün bu yatırımları ve bu başarılar elde ederken İnanınız ki Türkiye'de en pahalı su arzını sağlayan bir kurum olmamıza rağmen Yani artık neredeyse milyarlarca diyeceğimiz enerji tüketimine enerji giderine sahip bir kurumuz Kilometrelerce öteden su basıyoruz çünkü Böylesi bir kurum olmamıza rağmen Türkiye'nin neredeyse büyükşehir belediyeleri arasında 3 yıllık engellemeyle en ucuz su tarifesine sahibiz. Elbette yoksulluğun sebebi olan hükümetin ekonomik uygulamalarından dolayı evinde suyunu bile akıtamayan insanlarımızın olduğu bu dönemde biz şehrimin insanlarına katkı sunma konusunda her türlü fedakarlığa varız. Yüz binlerce faturasının insanımızın ödenmek zorunda bırakıldığı ki Askıda fatura sisteminde hiç kimse rencide edilmeden bu süreç yönetiliyor. Yüz binlerce insanımızın faturasının ödendiği bir dönemde biz de isteriz ki en uygun fiyata verelim. Ama bir işin maliyeti vardır. Kar amacı gütmezsiniz, maliyeti karşılarsınız. O maliyetin içerisinde de bu tür elzem yatırımlar vardır. Ama ne yazık ki biz bu konuda engelleniyoruz. Bütçelerimiz istediğimiz anlamda geçmiyor. Daha komiğini söyleyeyim. Bütçemiz geçiyor ama bütçemizin karşılığı olan yani İSKİ'nin bütçesi basit Sayın Grup Başkan Vekilim. Genel Başkan Yardımcı bunu bilmenizi istiyorum. Basit. Giderler var. Gelirler var. Giderler kısmı, gelirler kısmı bütçede geçiyor. Ama gelirler kısmında bir çarpan var. Şu kadar metreküp suyu arz edeceksiniz belediye olarak çarpı tarife. Bu kadar basit. Ama sıra tarife onayına geldiği zaman ben bu tarifeyi kabul etmem diyor. Bütçeyi kabul ediyor çünkü bütçenin realitesine hayır diyemiyor. Meclis bunu kabul etmem. Tek şey var. Bu yönetimi zora düşürmek. Ama bizi zora düşüremezsiniz. Sadece ekonomik tedbirlerimizi biraz Birazcık ertelersiniz. İşte bu tür ezem projeleri de takır takır o sağladığımız tasarruf anlayışıyla, israfı engelleyen anlayışıyla bütçedeki bereketin bize kattığı dirençle ve inançla bu tür projeleri bitiyoruz. Ve işte bu proje az önce genel müdürümüz de söyledi, İstanbul'da Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ilçelerine su naklini kolaylaştıracak kesinti halinde bir arıza olduğunda kesintinin olmaması için e, çok önemli bir bypass hattı gibi kullanılacak önemli bir hat olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu arada e, içme suyu kolektörünün son kaynağını da benim buradan talimatımla eee yapmak e, istiyorlar arkadaşlarım ve şu anda kaynağı yapılıyor. Dolayısıyla bu da işin şovu. Eee e, sevgili Engin Altay ve onun salatı güzel. <laughs> bu da işin şovu ama bu kadar şov yapalım yani. Değil mi? Bu kadar şov yapalım. Yani biz yağmurdan sonra çizme giymiyoruz. Yağmurdan önce çizme giyiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu, bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul'umuzun her noktasına hizmet edeceğiz. Buradan çıkıp Sultanbeyli'de de tam 1250 metrekare büyüklüğünde çok şık bir kütüphanemizi hizmete açacağız. Açılışlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız. Çok güzel günlerde bir arada olacağız hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.